Sevgili çok değerli basın mensupları, kamuoyu, takipçilerim ve özellikle parantez açıyorum, Hadise Hanım'ın avukatı Hakan Öncel. Efendim Hakan Öncel kim? Hakan Öncel, Hadise Hanım'ın avukatı olmuş olduğu gibi cin fikirli, çok zeki bir avukat. Sektörde de bilinen, itibar edilen önemli bir hukuk bürosu. Şimdi Hakan Bey ile ilgili, Hakan Bey ofisinizi aradım. En son artık dayanamadım, sizden bu tebligatı istiyorum. Yani diyorsunuz ki böyle bir karar alındı ama lütfen kararı tebliğ edin. Bugün 20'ye yakın basın mensubu arkadaşımızla konuştuk. Dedik ki Hakan Öncel bir karar almış Hadise Hanım'la ilgili. Hadisenin bu kararla ilgili tebliğ en doğal hakkımız değil mi? Eğer basın yasağının içeriğinin ne olduğuna bakarsak biz de basın mensupları olarak itiraz hakkımızı kullanabiliriz Hakan Bey. O açıdan sizden rica ediyorum. Ve böyle yapıldığında Hakan Bey anlatacaklarım aslında çok müvekkiliniz de çok bağlamıyor. Beni Hadise Hanım'la ilişkisi olmuş mu olmamış mı? Reza Bey'in Ebru Hanım'ı aldatmış mı aldatmamış mı? Bunlar bize alakadar etmiyor. Yani zaten cezaevinde fil dişi sahillerinde hücre arkadaşına tecavüz etmiş bir adamın magazin olayı şahsım adına çok itibar edilecek bir şey değildir. Bunu arz etmek isterim. Ve bu işte bu kararlar var ya aile içi mahkemelerinle ilgili asliye hukuklar vesaireler bilmem neler. Bunlar almış oldukları kararla sevgili hakimler ve savcılarımız şov dünyası bazı şeyleri kapasın diye istedikleri gibi şovlar yapıyorlar ve sizin takdirlerinizi kullanıyorlar. Bunu arz etmek istiyorum. Lütfen sizler de bunu takip etmenizi. Şimdi basın mensupları hepsi haberi yaptılar. İhlas Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı haberi geçti. Anka geçti. Aklınıza ne geliyorsa bütün Anadolu Ajansı dahi geçti. Şimdi alınan karar tabii. Hadise'de çok ünlü bir kadın. Öbür taraftan bir taraftan da Ebru Gündeş'i birbirlerini siliyorlar vesaireler. Kararı neye istinaden aldınız? Reza Zarrab'la ilişkisinden dolayı mı? Ebru Gündeş'le poleminden dolayı mı? Elbise için mi? Bentley için mi? Ne? Biz hiç alakadar etmiyor. Beni alakadar eden tek bir olay var. Hakan Bey. Birincisi Reza Zarrab'la ilgili alındıysa ben bunun cezası neyse yatacağım. Ben bu haberlerin peşini bırakmam. Çünkü benim ülkemi, benim cumhurbaşkanımı, benim bakanlarımı, benim Halk Bankası'nın müdürünü yargılatan adamı. Ülkemi yargılatan adamı. Ben bunu unutur muyum? Asla. Lütfen böyle yapınız. İyi niyetli olduğum an. Bizim yoksa nasıl bir kötü niyetimiz olabilir ki? Böyle bir şey olması mümkün değil. Ben vatansever, milliyetçi, ülkücü. Yani vatanperver. Nasıl arzu ediyorsanız, nasıl bakarsanız bakın. Biraz ülkemle ilgili kafa yemiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Siyasi kimliklerim, gazeteciliğim vesaire hepsini koyun kenara. Ve aktivist kimliğimden dolayı da bu sanatçıların mahkemeleri kullanarak, değerli hakimlerimizi, savcılarımızı kullanarak almış oldukları kararlı ahbap çavuş ilişkilerine yapılan ifade şekilleri yanlış efendim. Lütfen basın mensubu arkadaşlarımız rica ediyorum. Bakın böyle bir karar var mı yok mu hiçbirimize tebliğ edilmedi. Herkes yasaklara uydu. Ne kadar alışmışız yasaklara uymaya. Nasıl bu yasaklara adapte olmuşuz biz. Yani bu yasaklarla ilgili nasıl bir ruh halitemiz var. Devlet büyüğü mü bunlar? Nasıl böyle bir karar? Devlet sırrı mı? Devletin sırrıysa her kim yayınlıyorsa ben kıyameti koparırım. Ama velakin şimdi kızmış olduğum nokta ne biliyor musunuz? O kadar değerli birbirinden önemli insanların, şehit olmuş gazetecilerin. Biz uzantılarıyız. Attıkları tırnak olamayız. Yani ben aktivist kimliğimle bunlara cesaret ediyorum. Diğer arkadaşlarım ama bir şey olur falan filan diye düşünüyor. Yahu bu adam bizim en değerli makamımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı zor durumda bırakmadı mı? Süleyman Soylu'nun yok mal varlığına el koyacakmış. Ulan şerefsizler, sizler götürüp kaçırmadınız mı bu ülkeden paraları, pulları? Siz nelere el koyacaksınız? Bizi rezil kepaze etmeye çalışan o Amerika'nın dik duran adamlarımız olmasaydı canımızı okumuştu. Şimdi Reza Zarrab'la ilgili bu kadar ihanetçi bir playboy'u bu kadar haberlerini saklamak bana göre doğru olmuyor. Kusura bakmayın. Bana lütfen tebliğ eder misiniz bu kararın kime karşı alındığını? Bilelim ona göre davranalım.
Yani yoksa benim asla ve asla Hadise Hanım'la ne olabilir ki? Sesini sevdiğim, bıcır bıcır olan, hoş bir kadın. Adamın Ebru'ya ihanet etmiş mi etmemiş mi? O da beni alakadar etmez. Kız yeteri kadar sabretti, boşanmak istiyor. Allah hakkında hayırlısına nasip etsin onun da. Türkiye'nin en önemli seslerinden biri. Benim anlayamadığım şu. Biz Reza'yla mı ilgili karar alındı? Hadise'yle mi ilgili? Ebru'yla mı ilgili? Ya bir tebligat yok. Tebligat bir Allah'ın kulunda alınan kararla ilgili müvekkilimin şu dan dolayı alınmıştır diye bir tebliğ edin bize. Bakın bu edilecek ya bu tebliğ. Ben şunu arz etmek istiyorum. Eğer ki bu olaylar yalan haber olmuş olsa şöyle yapın isterseniz son videoyu da dikkatli izleyelim. Şimdi buradan Hakan Önceli sesleniyor. Değerli Hakan. Çok da başarılısın. Allah yolunu açık etsin. Ama şu var. Bu karar kime alındı? Nasıl bir karar alındı? Reza'ya mı? Ebru Hanım'a mı? Hadise. Bilemiyorum sayamadım artık. Hadise'ye mi? Hadise çıkaracağım yani. Ben Hadise çıkaracağım. Ya kimin adını alındıysa rica ediyorum tebliğ edin. Ama Reza ile ilgiliyse ben haberlere devam edeceğim. Bu konuyla ilgili ceza verin bana. Çünkü benim ülkemin cumhurbaşkanını, bakanlarımı yargılatan, ülkemi yargılatan adamla ilgili ihanetçi bir playboyu hazır bir şey yakalamış üzerine gidelim. Lütfen susmayın arkadaşlar. Tebliğ edilen bir şey yok ya. Ya kararın ne? Önce yayın yasağı alınması gerekmez miydi? Değil mi? Önce yayın susturulmak için. Eğer yalansa tekzip alınırdı arkadaşlar. Tekzip. Alınan bir şey yok. Teşekkür ederim.